Türkiye'de e, çok yakın bir geçmişe gittiğiniz zaman e, kendi içinde e, problemleri olan, kesinlikle ideal olmayan ama çok sesli bir medya vardı. Bu çok sesli medya aşama aşama e, farklı şekillerde gerek e, hükümet yanlısı e, iş insanları tarafından satın alınarak, e, gerek e, darbe girişimi sonrasında kanun hükmünde kararnamelerle kapatılarak e, direkt e, mahkeme kararıyla kapatılarak birer birer eksildiler ve e, bugün şu anda hala e, hükümet güdümünde haber yapmayan e, bütün medya e, organlarının çok e, kıymetli e, olduğuna inanıyorum. Onların bağırlıklarını e, inkar etmek ya da küçümsemek gibi anlıklanmasın. Ancak e, Türkiye tarihinde e, muhtemelen e, medyanın bu kadar büyük bir yüzdeyle e, iktidarın arkasında olduğu bir seçim Herhalde yaşanmamıştır tek partili e, tek partili yönetimden bu yana. O bakımdan e, Türkiye'de e, bugün insanların erişimi olan e, medya, e, internet üzerinden sesini duyurmaya çalışan e, haber haberciler e, ve yayıncılardan e, oluşuyor. Onun haricinde e, klasik medya, konvansiyonel medya alanında bu gazete olsun, televizyon olsun gene. Var olan örnekler çok kıymetli ancak e, erişim e, alanları e, çok kısıtlı e, iktidarın elindeki medya imkanlarına göre.